Sayın savcım. Geliyorum. Canan Hanım, rahatsız ettim, kusura bakmayın ya. Ben dün geceden sonra hani iyi misiniz diye bir bakmaya geldim öyle. Ama iyisiniz herhalde, tamam. Tamam. Yani çok özür dilerim. Rahatsız ettim. Ya ben özür dilerim Canan Hanım. Olduğum kişi yüzünden özür dilerim. Çok iyi anlıyorum sizi. Çocuklarınızı düşünüyorsunuz, çocuklarınız var. Onları uzak tutmak istiyorsunuz benden. Aynı atmosferde bulunmayalım istiyorsunuz. Ben olsam yerinizde herhalde ben de aynı şeyi düşünürdüm. Önlem amaçlı. Gidiyorum artık ben. Siz inşallah eski huzurunuza tekrar kavuşursunuz. Kaç gündür öyle kötü günler geçirdim de işte dün gece de öyle. Teşekkür ederim. Sağ ol. Dün savcım anlattı zaten biraz. Şahit olduğunuz şeyi. Şu an yüksek ihtimal onun etkisindesiniz Canan Hanım. Dün sizi öyle görünce aklıma annem geldi benim. Yanlış anlamayın beni. Onu da böyle sık sık dağılmış halde görürdüm. Uykusuz, ağlarken. Böyle ne yaptığını bilmediği hallerde. Elimden de çok bir şey gelmezdi. Bir tane anımız vardı bizim böyle. Güzel deniz kenarında piknik yaptığımız bir gün. Zaten tek huzurlu olduğumuz gün o gündü bizim. Bana yüzmeyi öğrettiği gün. O günü sürekli hatırlatırdım. O gün işte yaşadığımız şeyleri böyle hatırlatırdım anneme. O biraz böyle yüzünü güldürürdü annemin. İşe yarardı yani. Ama hani böyle fırtınada kaldığınızda bir yere sığınmak istersiniz ya, bir kuytu, köşe, bir yer ararsınız, sinmek istersiniz. Öyle bir şeydi işte, onunki de. Bir yerden sonra etki etmemeye başladı anlattığım şey. O gün yani, artık yüzünü güldürmemeye başladı. Doktora gitti sonra da. Ama iyileşmek için ömrü yetmedi bu sefer de. Yani annem, öyleyse siz herhalde çok daha fazlasını yaşamışsınızdır Canan Hanım. Yani diyeceğim o ki Canan Hanım, bir karar verin yani, bir seçim yapın. Kendinize de anlatın bunu, korkmayın. En azından belki daha az yıpranırsınız. Şurada verandada bir şey söylediniz ya bana. Suçluyu... Suçlunun yanında olan da suçlu sayılır dedim. Annem babamı ihbar etmiş Canan Hanım. Meğer. Yani annem göz yummamış. Güzel anacığım. Ben savcıma bir mektup yazdım. Onu verdim. Bir de Yağmur'a bir mektup yazdım. Onu da verecektim de sonradan size versem daha doğru olur, daha iyi olur diye düşündüm. Siz hani bunu uygun gördüğünüz bir gün Yağmur'a verirseniz, verir misiniz yani? Hani ben şuraya bıraksam. Şöyle. Ben artık gideyim. Selametle.